Toplumsal Varoluş Hareketi İlahiyat Protokolünü protesto amacıyla Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı önünde eylem gerçekleştirdi. Eyleme siyasi parti yetkililerden bazılarıyla bazı milletvekilleri de destek verdi. Eylemde açıklama yapan Şener Elçil, ülkede birkaç yıldan beridir külliye konusunun konuşulduğunu hatırlattı, imzalanan protokole değindi. Bu imzalanan protokol çerçevesinde de ülkemizde birkaç yıldan beri konuşulan külliye inşaatı konusuna bir nokta koydular. Ve bu inşaatın yapılması için de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni devreye koydular. Bilindiği üzere her şey Ankara'da planlanıyor, bize dayatılıyor. Bakanlarımız da oraya çağrılarak sadece imzalar alınıyor. Sadece resimde bir görüntü olarak ortaya çıkıyorlar. Toplumsal Varoluş Hareketi adına basın bildirisini okuyan Tahir Gökçebe ise Kıbrıs Türk halkının her alanda abluka altına alındığını ileri sürdü. Yüzyıllardır Kıbrıs'ta yaşayan ve çağdaş demokratik bir kültür, kurumsal bir yapı oluşturan, ekonomik bir değer yaratan Kıbrıs Türk toplumu toplumsal yok oluş noktasına getirilmiştir. 1974'ten sonra adamızın kuzeyinde oluşturulan rejimi kurgulayan, yürürlüğe koyanlar ve onların işbirlikçileri tüm itirazlara, tepkilere rağmen kendi politikalarını uygulamaya devam etmektedirler. Eylemde ise herhangi bir olay yaşanmadı ve grup olaysız şekilde dağıldı.